Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizler de Ramazan'ın ilk pidesini almaya gidiyoruz. Çok acıktım. İftara çok az kaldı. Saatim falan da yanımda yok. Şöyle havada yağmurdu. Bir video çekelim dedim. Video sıklıkları iyice azaldı. Ne tarz videolar istediğinizi yorumlarda belirtirseniz daha güzel olur. Sohbet olsun. Video nasıl desem, konsepti olarak diyeyim. Video konseptim genelde hep bu şekilde oluyor. Video izlenmelerim, bir dakika şunun sıklığını artırayım. Video izlenmelerim çok değişiyor. Bir video mesela Sturm Berlingo videosu, dünyanın en dandik videosu ama 5000 izlendi. Bu videolara daha çok emek harcıyorum. Hani daha meşakkatli videolar çekiyorum. Onlar daha az izleniyor. Çok daha az izleniyor hem de. Nedenini anlamış değilim. Böyle daha iyi. Bir de kamera olarak bu kamera mı yoksa GoPro ile çektiğim videolar mı? Onu soracağım size. GoPro ile görüntü daha karanlık oluyor. Ama nasıl desem daha geniş oluyor. Neyse işte. Öyle konuşayım dedim. İlla geçeceksin yani. Neyse işte öyle genel konuşuyorum. Gündelik hayattan, gündelik şeylerden bahsedeyim biraz. Ramazan başladı, insanlar gergin. Ne bileyim, sıkıldım ya. Vallahi sıkıldım artık. Geçse bak üstüne gidiyor hala adamın orada. Zorla geri geri göndertiyor adam. Neyse biz de geçelim bari. O kadar geri gönderdiyse. Eyvallah. Nereden gitsek? Karşıdan gidelim. Bu yolları kullandık, orayı kullanmadık. Videolarda hep aynı yerde dolanmak istemiyorum ama işte yakın mesafe falan filan. O yüzden buralarda olmuş oluyorum genelde. Videoları müzikli yapmak daha eğlenceli oluyor ama eğlenceli oluyor ama videolar telif yiyor. O yüzden daha böyle sohbet videoları çekmeye çalışıyorum. Müzikli videolar nasıl yani telif yemeden yapılıyor bir fikrim yok. Bir de motovlog mu daha çok istersiniz, araba videoları mı? Ona göre de yani yorumlarda bana tavsiye verirseniz sevinirim genel olarak. Hani araba, işte kamera açısı vesaire. Bir de korne basıyor arkamda mı? Yok. Şu aynayı da azıcık ayarladım. Yan aynaları daha çok kullanıyorum ara sokak olduğu için. Şurada bir fırında videoyu kapatacağım. Sonra tekrar devam edeceğim hemen. Özlemişim Ramazan pidesini. Alalım sıcak sıcak. Evimizde yiyelim. Bayağı da açım ya. İnsanlar ne kadar kalabalık. Bir de selektör ötüyor. Ne salak mısın desin ya. Allah kahretmesin ya. Bir saat uzağa park edeceğiz şimdi arabayı. Bir de o sokakta yer bulabilirsek. Koyalım hemen. Hemen geliyorum. Siz tabii direkt şey göreceksiniz. Kafam karıştı. Tekrardan selam arkadaşlar. Bir dakika. Tamam. Sıcacık pidelerimiz geldi. Şimdi eve gidelim. Ezan okunacak birazdan.
19.07, 21 geçe okunuyor. Şimdi akşam trafiği. Azıcık camı açayım. Gelen gideni göreyim. Tamam. Aşırı açım. Arkamdaki araba da bayağı yakın geliyor. Nereden giderim? Sağdan dönerim. Vallahi var ya, Ramazan'ı özlemişim ama eski Ramazanlar kalmadı tabii. Arkadaşlar, dediğim gibi şu an açlıktan dolayı çok konuşamıyorum. Dershane mershane falan da vardı bugün. Şu sınavdan sonra bayağı güzel içerikler üretmeyi düşünüyorum. Bu videolar daha böyle gündelik hayatımdan geliyor. Aslında vlog çekmeyi ben çok seviyorum. Ama kanalın konsepti araç olduğu için vloglar çok az izleniyor. Hatta yani izlenmiyor gibi söyleyeyim. İncelemeler en çok izleniyor. En çok insanların dikkatini çeken. Onun haricinde bu arada bana Bitcoin mining ile ilgilenenler ulaşabilirse sevinirim. Mail atabilirlerse çok mutlu olurum. İhtiyacım var çünkü. Hani onu yapan eden birisiyle iletişime geçmem lazım. Asfalt çalışması var bu arada, çok kötü. Bayağı yavaş yavaş gideceğiz. Polis sandım adam var ya. Bu adam İMK falan olabilir. İMK diyorum ya. İşte İMK'dan falan olabilir. İzmir Motosikletliler Kulübü. Bilenler vardır belki, İzmir'de yaşayanlar. Motolitik falan filan da onda üye. Bence o bayağı sağlıklı bir şey. Bu arada ben motoru bıraktım gibi bir şey. Böyle 50cc, 100cc olmadığı sürece motora binmeyi artık istemiyorum. Çünkü gerçekten çok hani aşırı tehlikeli. Yok korkanlar edenler bilmem ne, can hiçbir şeyden kıymetli değildir arkadaşlar. Ailenizde sizin şeyinizi düşünüyor. Yani genelde aileler istemez, desteklemez. Yani kendi çocuklarının canını düşünüyorlar sonuçta. Bir iki sene falan motor kullandım. Elektrikli bir motor kullandım ama yani gündelik sürekli her yere gidip geldim. Çok kilometre yaptım. Çok bozuldu, çok yolda kaldım. Gerçekten çok fazla maceralar atlattım. Yani o konuda güzel bir tecrübem olduğunu düşünüyorum. Yani elektrikli dediysem de hani motor 80'le falan gidiyordu. Yani 50cc, 100cc arası bir gücü vardı. Öyle bir şey tekabül ediyordu. Elektrikli olmasına rağmen. Zaten eski videolarımdan bilen bilir. Ben hız tutkunu olmadığım için illa gençlik şeyi hızlı kullanıyorsun da, hız tutkunu olmadığım için çok ihtiyaç duymadım öyle şeylere. Şuraya arabamızı hemen park edelim. Bir sonraki vloglarda görüşmek üzere arkadaşlar. Dediğim gibi yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.